Herkese selamlar. Ben Deniz Mustafa Özkellekçi ve bugün bir konuğum var. Konuğumun adı Batuhan, sen değilsin kardeşim. Konuğumun adı mikrofonların kralı HyperX Quadcast. Kral lakabını boşuna almıyor bu arkadaşlar. HyperX Quadcast gerçekten piyasaya çıktığından beri yaklaşık da herhalde 2-2,5 yıla yakın bir zaman oldu. Piyasayı kastı, kavurdu, Rod NT'ler bilmemler hepsinin topucu neredeyse dama atıldı diyebiliriz. Çünkü mikrofonu öyle bir tasarlamışlar ki gerçekten tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak seviyede. HyperX'in içinde 3 tane 14 mm'lik kondanser mikrofon bulunuyor arkadaşlar. Ve hatta görürsünüz çoğu mikrofonda böyle önünde bir pop-up vardır. Hani böyle P'ler, SM, onlar da patlıyor. Ama en çok P biliniyor yani. Böyle P'lerin, patlayan harflerin önüne geçmesi için adamlar dışına değil de içine yapmışlar. Oldukça da akıllı bir iş yapmışlar. Ki şu andaki sesimizi HyperX'in içinden alıyorsunuz. Yani bu mikrofonla şu an konuşuyoruz. Evet. Eğer ki bu mikrofonla konuşmuyor olsaydık bu şekilde konuşuyor olacaktık. Bu da benim kendi yaka mikrofonum. Artık bakarsınız arasındaki fark nasıl, hangisi daha iyi, hangisi değil ama şimdi... Buna geçtiğimiz zaman ise gerçekten bir fark oluşuyor gibi. Ben şu an duymuyorum ama montaj esnasında farkını anlayacağız gibi. Bu arada şu anda mikrofonun arkada modları var. 4 tane modu var. Yüzü sadece bize dönük kısmından ses alıyor. Bu yüzden yaka mikrofonuyla bence en büyük farkı arkadan ses gelmeyeceği için yankıyı evet, büyük ölçüde kesecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü 4 cepheli bir mikrofon. 4 tane modu var. Önden, arkadan, sağdan, soldan ya da yayıncılar için yukarıdan falan kullanıyorlar ya. Hepsi için farklı farklı kullanım şekilleri var arkadaşlar. Mikrofonun teknik özelliklerine devam edecek olursak. Şurada bir adet ayar vidası var arkadaşlar. Onu ayarlayıp eğer sıkarsanız aynen bu şekilde kalır veya biraz gevşek tutarsanız kendi modunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Hatta dikkat edin, altında da bir ses açma bölümü var, onu zaten konuşuruz biraz sonra. Az önce kısıldı. Buna dikkat etmekte fayda var. Yine diğer mikrofonlardan ayıran bir kısım, biraz ses çıkacak ama. Şu gördüğünüz kırmızı ipler arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size. Gördüğünüz gibi kırmızı çizgiler var. Şimdi adamlar salak değil tabii ki, bunu sadece görüntü olsun diye yapmıyorlar. Bu kırmızı ipler neyi sağlıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela şimdi bu tarz çarpma, bir gürültü, darbe durumlarında bu ipler titreşimi kendi içinde absorbe ediyor ve mikrofona minimum seviyede gitmesini sağlıyor. Tabii ki muhakkak ki duyacaksınızdır. Ama bunu yaparak gerçekten ciddi anlamda önüne geçmiş değil mi? Sen bunu aktif olarak kendi kanalında bir şeyler anlatırken kullanıyorsun zaten. Ben düzenli olarak kullanıyorum. Çok memnunum. Ve bunun şöyle bir şey de var. Bu aparat kısmı arabada falan mesela telefona bağlayıp kullananlar var. Mikrofon amaçlı. Mesela podcast yayınlar yapanlar falan. Araba biraz daha izole bir ortam olduğu için satım olarak bu mikrofonu o şekilde de kullanıyorlar. Elde de olsa titreşim vermiyor. Daha izole bir ortamda podcast yayını yapabiliyorsunuz. Ben hatta ses için falan da kullandım. Bence amatör düzeyde en verim alınabilecek mikrofon. Evet. Evet, ya amatör düzey diyoruz ama hani ben şunu da biliyorum. Bununla mesela vokal kaydı alan bile var. Var. Ha, tabii ki şey değil. Şimdi sallıyorum Demet Akalın'ın şarkısında bu kullanılmıyordur ama hani evde amatör anlamda veya amatörün bir üstü müzik yapan arkadaşlar bunu kullanıyorlar. Veya seslendirme evet. sanatçıları. Tabii ki onların çok daha gelişmiş mikrofonları var şimdi. Bok atmayalım ama yani bunu da kullananlar var. Ne diyelim, amatör ve amatörün bir tık üstü diyebilir evet, miyiz? Aynen öyle. Aynen öyle diyebiliriz. Onun dışında yukarıda bir açma kapama tuşu var arkadaşlar. Şöyle bastık, bu mikrofona geçti. Yani zaten geçtiği zaman kırmızı rengi de yanıyor ki bu da kayıtlarda değil mi? Çok güzel duruyor. Ya çok güzel duruyor, havalı bir yapısı var. Bunun şeyi de var. RGB dönen renkleri de var ya, ama o S modeli galiba. Fiyat farkı var. Evet. Tabii yaklaşık böyle 1000 liraya yakın bir fark ödeyerek pavyon modlu mikrofonu alabiliyorsunuz ama arkadaşlar. Ama tek farkı da bu bildiğim kadarıyla. Başka hiçbir farkı yok. Hani mikrofon iç özellikleri olarak falan bir farkı yok. Ama böyle RGB bir şekilde yanıp renk değiştiriyor falan. Çok paranız varsa onu da alabilirsiniz. Tabii ki. Hatta bunun bir modu da var. Bu 4 tane modu var dedik ya arkada. O modlardan birinde yayıncılar böyle yukarıdan kullanıyor ya genelde. Evet. Bu ayaktan söküldüğü zaman direkt aşağıdan mikrofon ayağına taktığınız zaman bağlantı bölümü de var zaten. O şekilde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Evet. Örnek veriyorum, yayıncılara çok oluyor. Adam bir şey anlatıyor, küfür edecek veya başka bir şey yapacak. Tak diye basıyor,
anında kapatıyor, tak diye açıyor. Yani çalışıyor mu, çalışmıyor mu, kapatabildim mi düşüncesi olmuyor. Abi bir de bak, benim en çok hoşuma giden şeylerden biri gövde metal. Yani öyle plastik aksam falan değil arkadaşlar. Bu metal soğukluğu diyorlar ya, hani böyle tuttuğunuz zaman o hissiyatı eline köküne kadar alıyorsun. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe. Vallahi adamlar yapmış Batu ya. Güzel, ben de çok memnunum ya. Ama yaka mikrofonundan bir farkı var. Mesela biz eşim Merve'yle de soru cevap videoları falan çekiyoruz iki kişi olduğumuz zaman. Mesela gülüyorsun, biraz uzaklaşıyorsun falan ya bundan. Evet. Ses hep seninle birlikte gelmiyor. Doğru. Sen bundan, şimdi mesela ben uzaklaşmaya başladıkça ses alması azalıyor. Hani alışıyoruz ya biz yaka mikrofonlarından, nerede ne konuşursan konuşma ses geliyor. Aynen öyle. Biraz alışma süreci oluyor. Doğru, zaten hani bu kimlere daha çok yönelik? Böyle yayıncılara, masa başı eğitim içeriği çekenlere değil mi? Evet, yayıncılar çok kullanıyor. Ama o da aklınızda olsun, yayın için kullanacaksanız özellikle genelde ayakla kullanıyorlar. Çünkü bu şekilde masada durduğu zaman çok fazla klavye ve mouse sesi veriyor güçlü bir mikrofon olduğu için. O yüzden biraz daha masadan uzakta kullanmayı tercih ediyorlar. Kondansatör mikrofonlarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Ne kadar ağzınıza yakın kullanırsanız sesinizdeki o şuh tavır daha çok ortaya çıkıyor. Mesela şimdi hemen yapalım. Selçuk yöntem oldu. Selçuk yönteme geçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela alıyorum ve ne diyelim? Merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Mustafa Özkerlekçi. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayalım. Şimdi arkadaşlar, yani böyle olunca bu mikrofonun tavrı, tarzı da değişiyor yani. Bir anda daha top böyle, hani gırtlaktan geliyor öyle. Hoş bir tarza bürünüyor. Şimdi modlara bakalım istersen birazcık bu. Olur. Şöyle yapalım. Her mod değişiminde konuşmaya devam edelim. Onları evet. Da montajda koyarız. Ses farkında siz de anlamış olursunuz. Şu anda kullandığımız modda sadece mikrofonun ön yüzünden ses geliyor. Şimdi yanları da açacağım. İkili modu aldım. Yanlardan da ses alıyor. Muhtemelen sesimiz biraz daha kuvvetli geliyordur ama yankı biraz daha artmış olabilir. Etraf. Yani yan yana oturuyorsan aynen bizim gibi, evet, bunu kullanmakta fayda var. Aslında yan yanadan ziyade mesela böyle karşılıklı oturdukları zaman kullanıyorlar. Şimdi evet, biz yine mikrofon ön yüzüne bakıyoruz böyle oturduğumuz zaman. Doğru, ikimiz de buradan alıyor. Ama böyle karşılıklı veya yatladıkları zaman yan açıyorlar. Bir de daha kalabalık gruplar olduğu zaman, mesela yuvarlak masa etrafında ortaya konulacaksa bütün her yerden gelen sesi akletme modu var. Onu da açalım istersen. Evet, şu anda bütün her yerden ses geliyor. Mesela şimdi ben bir deneyeyim. Kalkıyorum tamam. Şimdi. Şimdi ben masanın arka tarafında çapraza geçtim. Evet. Birazcık da mesafem deminkinden daha fazla var. Şu an sesim benim bu şekilde geliyor ama deminki gibi olsaydı nasıl gelecekti? Hemen bakıyoruz. Şu anda tek yönlüyü aldım. Sadece bana bakıyor. Evet, şu an sadece sana bakıyor. Benim sesim geliyor. Dolayısıyla arada bir fark var. Peki karşılıklı olsaydı nasıl olacaktı? Onu da açalım. Onu da açtım. Şimdi karşılıklı olan moddan ses geliyor. Evet. Yine senin zaten sesin aynı kalacak. Aynen, benim aynı. Ama benim sesim biraz daha güçlenmiştir diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Yani diğer bir modu daha var. O da yayıncıların daha çok kullandı. O da böyle yukarıdan falan geliyor ya. Birazcık hangi taraftan sesi alacağını karıştırmasın diye sanırım ona göre bir yapısı var. Daha sağlıklı oluyor. Yayıncılar genelde onu kullanıyor. Bir de mikrofonu şunu da unutmadan söyleyeyim. Tak çalıştır arkadaşlar. Evet. Değil mi? USB'den takıyorsun. Direkt USB'den takıyorsun. Ama profesyonel makinede çekiyorsanız kameraya takamıyorsun. Harici bir yerde sesi kaydetmeniz lazım. Evet. Bilgisayar veyahut da cep telefonundan kayıt alıp ondan sonra görüntü ve sesi birleştirmeniz gerekiyor. Evet, bu inceleme de burada bitti arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini isterseniz abone ol ve aşağıda çıkan Batuhan'ın kanalına linkini de bırakacağım. Ona da abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Aklınız... Şeye de koy. Etiket yukarıda ünlendir. Olur mu ya? Yukarı. Oraya da birbirimizin kanallarını koyacağız. Abone olun arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Benim bir hareketim var. Şimdi sen yap onu. Hani tıps üstüne basıp bitiriyorum ya. Bay bay.